Günaydın arkadaşlar, Gurbetçi Günlüğü'ne hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim çok şükür. Her şey umarım yolundadır. Sizin hayatınızda da güzel gidiyordur umarım. Ben de her şey yolunda çok şükür. Çocuklar okula başladılar, okula gitmeye başladılar. Artık daha iyiler çok şükür. Antibiyotik kullanıyor hala oğlumun birisi ama o da virüs kaynaklı aslında vermiyordu doktor. Ama kulaklara iltihaplı çıktı. Kulağa iltihaplı olduğu için verdi. Onun dışında ikisi de iyi. Okula başladılar bu hafta. Onun dışında ben de spor yapıyorum. İş, spor, alışveriş derken günler geçiyor. Burada hemen hemen her gün yağmurlu arkadaşlar. Yani kışın da hep yağmurlu geçti bu sene. Yağmur zaten Mart, Nisan'da olan bir şey burada. Gene yağmurlu bir döneme girdik yani. Ben de yağmuru sevmiyorum. İçim kapanıyor nedense yağmurlu. Yani zamanlarda bilmiyorum uykum geliyor, modum düşüyor. Ama yağmur da lazım doğa için. Böyle onun dışında canlarım ben alışveriş merkezine gidip yeğenime bir şeyler bakmak istiyorum. Oyuncak tarzı. Aslında doğum günü yaklaşıyor. Doğum gününde almayı düşünüyordum ama ufaklık yavaştan yavaştan dikilmeye başladı. Ben de hani belki yardımcı olur yürümesinde falan amaçlı. Hem de oyun oynar. Zaten oyuncakları çok gerçi ama hem oyun olur ona da hem dikilmesi kolaylaşır mantığıyla bir oyuncak bakmak istiyorum. Beraber bakarız inşallah. Doğum gününe de başka bir hediye alırım inşallah. Böyle benim günlerim böyle geçiyor arkadaşlar. Fazla yani günlük diyeyim hani günlerimde dolu dolu geçen aslında dolu dolu geçiyor ama hani böyle hep aynı düzen giden bir hayatım var şimdilik. Yani bir tek çocuklar hastaydı, onlar iyileşti. Onun dışında her şey normale döndü diyebilirim. Böyle o zaman birazdan görüşürüz arkadaşlar. Umarım beğenerek ve severek izlediğiniz bir video olur. Görüşürüz. Seni yerim ben. Ne tatlısın öyle. Seni yerim ben. Evet canlarım, yapı marketin önüne geldim. Biçme makineleri gelmiş, çimen yani kesme makineleri gelmiş. Böyle traktör şeklinde olanları da vardı. Yeşillikler gelmiş. Maydanozlar var. Bu şekilde gelmişler. Çiçekler var tabii ki. Bahar geliyor. O yüzden bol bol gelmiş her şey ama ekilecekler biraz azdı mesela. Bunlar çilek. Böyle çilekler de gelmiş yani. Gördüğünüz gibi kimi yerler boş. Çünkü daha erken ama az da olsa gelmişler yani. Domates falan daha fazla gelir zamanla. Marullar gelmiş bakın. Bakar mısınız? Çok rüzgar vardı. Bunda ağaçlar gelmiş canlarım. Armut ağacı. Çeri de vişne değil de kiraz oluyor. Burada vişne yok bu arada. Bu çiçekleri çok seviyorum ben. Bunların ismini bilmiyorum Türkçesini ama
Benim bahçemde de var bunlardan. Mor açanlarından var. İster geliyor, hem bahar geliyor. O yüzden her yer çiçek bahçesi gibi. İçeri geldiğimde böyle oturma dışarısı için oturma grupları gelmişti. Bunun fiyatı 1200 küsür dolar arkadaşlar. Beşli takım yani 1200 dolar. Ama şeyleri falan gayet güzeldi. Sandalyeleri falan. Bu da başka bir takım. Bu böyle tahta bir takım. Bunun fiyatı 599 dolar. Fiyatı inmiş birazcık. Bunun da fiyatı bakın 1299 dolar, 1300 dolar. Bunun da ortasında böyle aynı ilkinin de öyleydi. Ateş yakabiliyorsunuz. Bakın sanırım tüpe bağlayıp ateş yakıyorsunuz. O şekilde. Gene bir oturma grubu. Bunun fiyatı da burada. Pahalı yani. Bu pahalı geldi. Diğerleri daha güzel sanki ama bu da hoş gerçi. Bilemedim. Bunun daha ufak gibi. Böyle gene dışarısı için mum gibi yanacak şeyler gelmiş böyle. Yapay tabii ki bunlar. Gerçek mum değil. Yani bunları görünce dışarısı çok soğukta cıvıl cıvıl içi açılıyor insanın. Almazsa bile böyle içim açılıyor bazen. Sırf gezmek için geliyorum. Kaktüsler gelmiş çiçeklerin yanına. 24 dolar bunun fiyatı. 25 dolar diyebiliriz. Bu arada bana tek dayanabilen çiçek, kaktüs ve aloe vera arkadaşlar. Onların dışında hepsi ölüyor benim baktığım çiçekler. Anlamadım neden. Bu da başka bir süper şey mağaza arkadaşlar. Burada da böyle bu Dutch Oven. Türkçesi ne oluyor Dutch Oven'ın bilmiyorum. Şey yani fırına verip fırında pişirebiliyorsunuz. Biraz önce dip koyulabilecek beşli set vardı. Bunlar şeker, kahve, un koyulabilecek şeyler bakın. Burada gene saklama kabı gibi şeyler vardı. Şöyle bir dolaştırdım sizleri de böyle. Burada waffle makinesi var. Robot vardı. Yine böyle her şeyin olduğu bir bölüm. Mutfak eşyaları. Bunlar yaban mersini gibi ya da çilek gibi soslarını yapılması içinmiş onlar. Bunlar çok ağırdı. Bunlar da Dutch oven gibi. Gene fırında yemek pişirebileceksiniz. Çelik değil de ne demir döküm gibi bir şey oluyor Dutch oven galiba canlarım. Demir döküm galiba. Türkçesi böyle yeşillikler var gene. Çiçek yapma çiçekler. Buna da çiçek koyabiliyormuşsunuz. Şöyle ev süsü, mutfak şeyleri bir arada. Oyuncaklara geldik canlarım. Bakın burada şöyle bir itfaiye arabası vardı. Bu da çöp kamyonu. Gayet büyük. Yani çok da küçük değil. Bu da bayağı bir büyüktü. Bu da kamyon. Ama vinç şeklinde kamyonlardan çıkartamadım ilk etapta. Bunun fiyatını bilemedim. 34 dolar sanırım öteki yanındaki oyuncak. Bununki 69-70 dolarmış canlarım. Bunlar uzaktan kumandalı bu arada. Bu da uzaktan kumandalı bakın. Kamyon.
3 artı diyor ama 4-5 yaşındaki çocuklar da oynayabilir. 44 dolara düşmüş bakın bu. Oyuncaklar nedense birden pahalandı sanki gibime gelmeye başladı açıkçası. Yani bu kadar pahalı değildi daha önce. Burada kepçe türü. Space, bu da gitmek için. Böyle uzaktan kumandalıydı biraz önceki de. Bu da fire için, yani itfaiye. Traktör şeklinde uzaktan kumandalı yine bu da. Bu ufak kamyonlar da uzaktan kumandalıydı. Bunlar değil. Uçak şeklinde var. Bunlar uzaktan kumandalı değildi, küçüklerde. Şöyle bir fiyatlarını görün istedim sizlere, böyle kısaca çekmeye çalıştım. Burada aynı Walmart gibi, Walmart'ta da çok, o kadar çok şey yeri var ki canlarım, oyuncak. Hepsini çekmedim açıkçası sizlere. Sıkılmayın diye. Çok fazla. Yani daha Lego yerine girmedim bile diyebiliriz. Bakın bunlar yine çocuklar için. Şöyle tamirat şeyleri. Her şey var ya. Yani. Her şey var yani demek istedim. Bu da gene çimen biçme makinesi çocuklar için. Robotu. 74,99'muş bu robot. Batman robotu galiba. Büyük dinozor bu da. Mega dino diyor zaten. Fiyatlarını gösterdim galiba sizler orada. Bunlar da Paw Patrol şeyleri canlarım. Oyuncakları. Paw Patrol Türkiye'de oynuyor mu bilmiyorum da. Bunlar da kızlar için bölüm. Bebekler. Bunların fiyatı 19,99. Kimisinin fiyatı. Her türlü bebek var gördüğünüz gibi. Kasa bile var. Alışveriş arabası. Çocuklar için. Yine bakın. Çocuğa işte bebeği varmış gibi iki tane yiyecekleri, dikiş makinesi bile var. Pardon, dikiş makinesi demiş değil, pardon. Bebeğini yatıracak yatağı var. Bu şekilde mutfakları var mesela. Mickey Mouse'lu arabalı mesela, şu gemili, bunlar yine bebek. Papa Pig diyorlar buna. O onun evi, bakın Papa Pig'in. Bakar mısınız canlarım ya, kuaföre gelmiş gibi her şeyleri var. Bu yukarıda da büyük bebekler vardı. Bir alana, bir bebek alana bir ikinci bebeğin fiyatı %50 indirimmiş canlarım bu arada. Bakın okulda işte ice cream arabası, yani dondurma arabası, kuaför sandalyesi, pedikür yeri, her şeyi yapmışlar ya, aklınıza gelecek her şey vardı gerçekten. Bunları çekerken yanlış zamanda dünyaya gelmişim diye de düşünmedim değil açıkçası. Şimdiki çocuklar çok şanslı gerçekten. Yok yok onlar için. Evet, bebekler bu bölümde de bir alana %50 bedava ikincisi. Şöyle at vardı. Hasta yatağı.
Burada da böyle genç kızlığa tam gelmemiş ama tam genç kızlıkla daha erken çağlarda olanlar için böyle bileklik işte ya da bakın pedikür, manikür yapma şeyleri var kız çocukları için. Bakın boncuklarla bileklik yapılmış. Bunlar da oyuncak. Burada da bebekler için oyuncaklar. Bu yürümek için ikisi bir arada hem yürüyebiliyor çocuk hem başka iki hareket daha yapabiliyor. Bu da gene hem yürümesi için hem üstüne oturuyor. Evet, burada da böyle gene oyuncaklar, bebekler. Doktor bebek, dişçi bebek hepsi var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu arada sesim çatallık gelebilir. Sanki sesimde bir tuhaflık hissediyorum. Boğazlarım acımıyor ama acıyacak gibi bir tuhaf bir his var. Umarım sizlere kötü yansımıyordur. Böyle kıyafetler yine çocuklar için işte prenses kıyafetleri, oyuncakları, golf, ufak golf çocuklara. Bunlar yazlık, biraz daha yaz oyununa şey uygun. Yani bahçede oynanılabilecek oyun türleri de çoğaldı şu anda. Bakın bahçeye konulabilecek gene futbol oynama şeyi, topu var, her şeyi var yani. Bahçe yaz geldiği için kaykay var bakın ufak. Şöyle bir küçük gene çocuklar için trampolin var. Salıncaklar gelmiş. Bunlar hep dışarısı için canlarım. Eve konulacaklar da var. Bakın bunlar çimen makinesi gene. Eve konulabilecek kimisi. Bakın fire station diyor. Bunlar sandalye, masa sandalye. Bu büyük trampolin galiba. Yine masa sandalye canlarım. Bisikletler. Burada da silahlar var böyle. Nerf gun diyorlar burada. Kimisinin ismi Nerf çünkü kimisi başka türlü. Şekilde sizlere de paylaşmak istedim. Burada kitapların arasında buldum. Bir tane Müslüman bir bayan Ramazan için kitap yazmış. İçerisinde tarif de vardı. Yemek tarifi, kurabiye türü şeyler de vardı. Hemen şöyle göz attım canlarım. İyice bakmadım. Hatta bayramdan önceki son gece kitabın ismi de. Burası da Macy's canlarım. Burada farklı bir yer. Burada üçüncü mağazamız. Üç mağaza gezmiş olduk. Az az da olsa. Bunun fiyatı bu. Mayolarla giriş yaptım bir kapısından. Böyle mayolu kapıdan girdim yani. 2-3 kapısı birden var. Bunun fiyatı da bu canlarım 64 dolarmış. Ama sadece üst mü, altı da var mı onu bilemedim yani. İkisi bir fiyat mı set olarak yoksa tek fiyat mı? Ona dikkat etmedim açıkçası. Belki tek fiyat da olabilir. Bir de şimdi yaz öncesi olduğu için fiyatlar biraz yazlık spor şeylerinde falan biraz daha yüksek canlarım. Mayolar falan şu anda yüksek fiyatta biraz daha. Bunlar spor için elbise şey pardon etek. Tayt gibi gördüğünüz gibi içinde şeyi vardı. Bunlar yine mayoların devamları. Yani bunun pek bir özelliği yoktu ama beyaz rengi hoşuma gitti. Bunlar spor yaparken giyilecek tarzda. DKYN DKNY pardon markası.
Bunlar hep sporda giyilecekler canlarım. Spor yaparken tayt ya da üstü. Şu tayt hoşuma gitti açıkçası ama bulamadım nerede olduğunu. Calvin Klein'in bu da böyle ceketi canlarım. Bunun fiyatı da bu. Yani indirim de mi onu anlayamadım yalnız. Bir şey yoktu. Çünkü kıştan da çıkıyoruz. Tam emin olamadım. Şöyle pijama tarzı ama cepli falan. Bu da spor yaparken giyilebilir aslında. Bunun da fiyatı bu. Hoşuma gitti. Hoştu duruşu. Burada da canlarım. Rujlar vardı. Açmaya çalıştım, açamadım. Tek elimle de uğraşamadım yani açmayı başaramayınca da uğraşmadım. Sonradan bıraktım. Ayakkabılar. Steve Martin'in ayakkabılarını giydim ben. Steve Madden, pardon galiba yanlış okumadıysam. Ayakkabılarını giyiyorum. Onlar baya bir rahat oluyor. Bildiğim bir marka o yüzden. Bunun fiyatı da buymuş. 139 dolar ama çok şık. Michael Kors mu? DK1 NY'in pardon. Evet canlarım ben geldim. Sizlere neler aldım onları göstermek istiyorum. Evet yeğenim için bunu aldım canlarım. Bir tane aslında 2-3 çeşit vardı ama bu benim kendi çocuklarımın da bebekken oynadığına benziyor. Ben bundan çok memnundum. Bir de biraz değişiği vardı. Onu da alabilirdim. O da güzel gibiydi ama ben bunu tercih ettim. Yüzden fazla şey yapabiliyormuş, müzik çalabiliyormuş, numaraları söylüyor, renkleri söylüyor, shape'leri söylüyor şunları yani. Sonra müzik söylüyor, hayvanları söylüyor, numaraları söylüyor. Böyle iki çeşit olarak kullanılabiliyor. Bu şekilde yani yürüteç gibi olarak da kullanılıyor. Çocuğun yürüyüp işte dikilmesini sağlıyor. Ve böyle dikilmiyorsa da şu şekilde düz olarak da çıkartılıp yani konulabiliyor, oynanılabiliyor. Şu şekilde böyle yani gayet güzel. Bunu ben 20 küsür dolar aldım diye biliyorum canlarım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir de şunu aldım. Böyle telefonu seviyor. Aslında telefon almıştım ben ona. Bir daha aldım seviyor diye. Bizim telefonlara saldırıyor yaramaz. Bu şekilde bu 9-36 ay arası. O da sanırım öyle 9-36 ay arası. Sonra bir de Macy's'e gittim canlarım. Macy's'te kremim bitmişti. Kremimi aldım. Ve rumelim bitmişti. Rumel aldım. Birazcık gezdim ama çok da değil. Kapanmaya yakın gitmişim çünkü. Şöyle arkadaşlar. Lancome'ın kullanıyorum ben. Bu şekilde gündüz olanı bitmişti benim. Gündüz olanını aldım. Gece olanım var hala. Ona gerek yok. Bir de şunu aldım. Rumelim yoktu canlarım. Rumelim yoktu. Rumelimi aldım. Ama sonra bunu gördüm. Bu içerisinde şu Türkçesi ne oluyor bilmiyorum. Liquid diyorlar. Liquid diyorlar burada. Konuşamadım da. Yani şey ıslak hani şey çekiyor ya kalem. Kalemiyle birlikte böyle olan varmış. 2 dolar daha fazla verdiğin zaman dedi. Şey oluyor dedi yani indirim olmuş oluyor dedi. Hani tek bunu alacağıma bir tane 2 dolar daha fazla verip bunu almış oldum. Yani kremim 139 dolar 40 kuruşmuş arkadaşlar. Rumelim de 27 dolar 20 centmiş.
kuruş dediğime bakmayın. Kremler çok pahalandı gerçekten. Birden fiyatları arttı. Zaten asıl fiyatı bakın 164 dolar diyor. İndirime girmiş. 139 dolara inmiş. Kuponla birlikte. Bu da 27 dolar. 32 dolarmış zaten. Bakın burada şöyle 32 yazıyor üzerinde. Ama 27 dolara almışım onu da. Ve toplamda 180 dolar. 14 dolar vergi vermişim arkadaşlar. Yani 166,60 tutmuş. 14 dolar 37 sent vergi vermişim. 180 dolar 97 sente gelmiş bu ikisi. Yani 200 dolar diyebiliriz yani bu ikisi. Çok pahalanmış gerçekten. Bu arada bana 3 markanın Rimmel'i maskarası dokunuyor arkadaşlar. Ben onu yıllar sonra fark ettim açıkçası. Son 3-4 yıldır fark ettim. Rastlantı eseri sordum. Aslında fark ettim de sordum alırken de olabilir dedi kız da. Klinik, Estée Lauder ve bir tane daha vardı. Onu sürdüğüm zaman hep böyle gözümde bir şey varmış gibi hissediyorum. Gözümde bir şey varmış gibi hissediyorum. Sonra ben işte fark ettim onu Rimmel'i sürdükten sonra olmaya başladığını. Sonra Dior kullanmaya başladım canlarım. Onu da rastlantı eseri almıştım. Bir de onu deneyeyim diye. Hani gözümde bir şey oluyormuş gibi hissediyorum ama hani Rimmel'den kaynaklı olduğunu bilmiyorum. Sonra Dior'da olmamaya başladı. Sonra Dior bitti. Burada bir yere gittim. Dior markası yokmuş. İşte orada sordum böyle böyle oluyordu ama Dior'da olmadı diye. Hani gözümde bir şey hissi kapılmadım diye. Bir şey var hissine kapılmadım diye. O da alerjin olabilir dedi. Dior'la Lancôme birbirine benziyor dedi. İçerik olarak dedi. Bu da yapmayacaktır dedi bana. Bir kullan dedi. Kullandım. Gerçekten yapmıyor. Yani Lancôme'la Dior kullandığımda öyle bir sorunum olmuyor. Bunu da sizlerle paylaşma nedenim uzun uzun oldu biraz ama hani aranızda sizler de böyle markası ne olursa olsun gözünüzde bir şey varmış gibi hissediyorsanız belki Rimmel'den sonradır benim gibi sizin de belki Rimmel'inizi değiştirmeniz gerekiyordur. O yüzden sizlerle de paylaşayım dedim canlarım. Evet böyle. Böyle bir alışveriş yaptım az arkadaşlar. Bunları aldım gördüğünüz gibi. Oyuncak yerini gezdim sizler için tekrardan. Başka oyuncak videosu çekmiştim ama burada daha çok vardı açıkçası. Daha çekemediklerim de vardı. Biraz da Macy's'te çektim az bir şey. Kapanmaya yakın gittiğim için öyle dolu dolu çekemedim açıkçası. Evet canlarım, bugünlük benden bu kadar olsun. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay. Evet canlarım, sizler için açtım Rimmel'i. Şu şekilde. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama umarım görebiliyorsunuzdur. Işık biraz karanlık çünkü. Şöyle göstereyim. Bu güzel oluyor gerçekten. Hem full gösteriyor hem de dolu dolu ve güzel boyuyor da. Dolu dolu gösteriyor kirpiklerinizi. Nedense netleşmedi. Netlemedi kamera. Şöyle. Evet, sizlerle de paylaşmak istedim canlarım. Şöyle kapattım. Kalemi de bu. Kalemini de gösterdim canlarım. Evet şöyle ikisi bir arada da bir daha göstereyim. Böyle. Tekrardan görüşmek üzere bir dahaki videolarda canlarım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.